Altay Kulüp Başkanı, benim avukat arkadaşım, Altay Kulübü'nden bir iki yönetici, Sayın Başkan Ali Koç'un evinde bir görüşme yaptılar benimle alakalı. Benim yardımcı antrenörlerim İspanya'dan ücret ödedik ve online kursa girdik ve kurs verileri geldi. Ben baktım mesela pozisyon oyunlarının bütün detaylarında torrent var. Kayseri'deki birinci hafta bir ayrılığım var. O beni biraz üzdü, yaraladı. Skorer TV'ye hoş geldiniz sevgili izleyenler. Bugün sizler için çok kıymetli bir isim ağırlıyorum. Teknik direktör Yalçın Koşukabak. Bizlerle birlikte hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle çok teşekkür ederim. Buraya kadar geldiniz. Konuğum oldunuz. Bir senedir sizi Ben teşekkür ederim bu nazik davetinizden dolayı. Çok güzel röportajlar yapıyorsunuz. Takip çok ediyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Beni de bu arşive koyduğunuzdan dolayı ayrıca teşekkür ederim. Hocam şimdi şöyle hemen hızlı bir giriş yapmak istiyorum. Ne yapıyorsunuz? Çok hızlı. Şu anda mı? Evet. Tabii sezon başı Kayseri'deydim. Hı hı. Birinci hafta orada öyle bir talihsiz bir ayrılık oldu. Evet. O dönemden sonra da bu sezon biraz daha dışarıda kalıp daha dingin bazı oyunun içine fikirler üretebilmem için biraz zaman kazandım. Hı hı. Biraz oralara mesai verdim. Çünkü çalışırken olmuyor. Evet, evet. Çalışırken tabii. Kendinizi yenileyemiyorsunuz. Çünkü başka meşgaleleriniz var. Hı hı. Bu dönem öyle geçti ve iyi de geçti. Birkaç kulüple görüşmem oldu ama çok ortamın da sağlıklı olmadığını düşündüğümden dolayı bu süreci böyle geçirmeye karar verdim. Böyle de İyi geçti benim adıma. Bayağı beslendim. Çalışmadığım zaman beslenebiliyorum. Hı hı. İnşallah yeni sezonda da bir takımla anlaşacağım herhalde. İnşallah. Var mı şu an? Var. Görüşüyorum birkaç. Aa, hocam şimdi ama bunu söyleyip bize isim vermezseniz çok ayıp olur. Tabii ki vermeyin. Sonra vereyim. Sonra aynen. Tamam. Sonra. Ben de sonra söylerim size sevgili izleyenlerimiz. Hayırlı olsun diyelim teşekkür hocam. Şimdi ben tabii ki Süper Lig'le alakalı konuşacağım ama yani sizinle ilgili en merak edilen konu bu Fenerbahçe konusu tabii ki. Ya hocam orada ne oldu? Ne yaşandı? Siz başkanlığa bir görüşme gerçekleştirdiniz. Ben değil. Altay Kulüp Başkanı. Ben o dönem Altay'da çalışıyordum. Evet. Altay Kulüp Başkanı. Benim avukat arkadaşım. Hı hı. Altay Kulübü'nden bir iki yönetici. Sayın Başkan Ali Koç'un evinde bir görüşme yaptılar benimle alakalı. Ben orada değildim. Sizin bundan haberiniz var mıydı? Vardı, bana söylediler. Çünkü o görüşme Altay'da 2020 yılında burada bir Karagümrük maçı vardı. Hı hı. Karagümrük maçının akşamı oldu. Ben takımla İzmir'e döndüm. Görüşme tarafı bu. Başka orayla alakalı soru. Sonra peki yani ne oldu? Neden olmadı? Ben iki takım çalıştırmıştım. Aha. TFF'de TFF'de statü olarak iki takım çalıştırdığınız zaman üçüncü takımı çalıştıramıyorsunuz. Ama bu Fenerbahçe tarafında sorun değildi. Bunu biliyorlardı. Sadece 9 haftalık bir dilim vardı o dönem. Tam pandeminin girdiği zaman 9 hafta takımı benim idare etmem. Gelecek sezonda buradaki gidişata göre Fenerbahçe kulübü bir karar verecekti. Ben antrenman planlarını yapacaktım. Konuşulan buydu. Hı hı. Takımı sahaya çıkartacaktım ama tribünde olacaktım. Çok sağlıklı mı benim açımdan? Değil. Çünkü bir teknik direktör soyunma odasına takıma dokunması başka. Temas edip o iletişimleri sağlayıp sahaya başka bir şey geliyor. Çok şey değildi yani. Öyle bir problemim vardı. Hı hı. Bu tarafı benimle ilgili. Bir de Altay Kulübü tarafı vardı. Ben Altay altyapısında futbol oynadım. Orada yetiştim. Orası benim camiam. Orada da çok uzun zamandır Süper Lig'e çıkamıyordu Altay. Evet, evet. Benim de Altay'a gelmemle beraber Altay playoff oynama ihtimali yarattı. Çünkü iyi bir seri, 12 hafta iyi gitti takım. Bu sefer camianın büyükleri, Altay taraftarları benim gitmemem yönünde böyle mesajlar veya daha aleni birkaç toplantı yaptık. Hı hı.
Böyle olunca da böyle bir kritik dönemde böyle bir ortak karar aldık. Doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Yani gitse miydim? Bugün tekrardan aynı soruyu düşündüğüm zaman gidip orada o 9 hafta çalışıp sonra benim performansıma göre benim orada kalıp kalmayacağıma karar vermelerini beklemek doğru muydu bilemiyorum. Ama o gün böyle bir hem kendi kulübümden Altay camiasından hem de sahaya çıkamamanın bana böyle bir handikap doğuracağından dolayı olmadı. Bir de ben şöyle bir şey hayal etmiştim. Eğer ben Fenerbahçe, Galatasaray böyle büyük camialardan turnik yapacaksam, bundan önce şu anda da yapan arkadaşlar gibi Anadolu'dan bir takımda çalışıp daha güçlenip oraya gelmeyi daha doğru bir plan olarak düşünmüştüm. Ve öyle de oldu. Denizli'ye gittim. Denizli'de aslında gider gitmez iyi bir serim var. Arkadan takım antrenmana çıkmadı. Kampa gelmedi. Takım ben ilk gittiğimde bir Alanya galibiyeti. Pazar günü çarşambada Erzurum'da yenerek iki galibiyet aldık. Ama takım tabii ekonomik problemler çok problemli bir takımdı, evet. Denizli. Takım sahaya çıkmadı. Takım bizden uzaklaştı. Oradan istifa etmek zorunda kaldım. Transfer de yapamadığımızdan dolayı. Sonra Kayseri Spor'a gittim. Orası da çok zor bir karardı. Kritik bir karardı benim için. Çünkü 20 gün vardı. 2 günde bir maç oynanıyordu. Ve düşme potasındaydı Kayseri Spor. 5 maçı da çok zordu. Denizli son şansıydı. Gazişehir, Başakşehir, Malatya, Fenerbahçe. Çok zor fikstür. Zor fikstürdü son 5 haftada. Çok şükür Allah'ın da yardımıyla ekip arkadaşlarımla çok yüksek konsantrasyonda 20 gün Kayseri Spor ligde kaldı. Evet. Tabii bu hem Denizli hem Kayseri yüksek gerilimi olan düşme potasında takımlarda çalıştıktan sonra Kayseri'deki birinci hafta bir ayrılığım var. O beni biraz üzdü, yaraladı. Evet. Daha doğru kararlar almam gerek diye düşünüp daha dikkatli davranmam gerektiğini en azından bir şey öğretti. Bir şey öğrendim yani. Tabii ki. Yani her zaman doğru mesajları çıkartmak gerekiyor. Evet. Yanlış. Yani tabii ben çok fazla size burada bir şey söylemiyorum. Bazen işte kulüplerinde biraz dikkatli davranması gerekiyor. Hocam hadi geçelim Süper Lig'e. Geçelim. Şampiyon bir Anadolu takımı oldu bu sezon. Trabzonspor. Nasıl buldunuz Trabzonspor takımını bu sene? Şampiyonluğun en büyük payı şimdi şöyle söyleyeceğim. Herkes diyor ya hani işte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray çok kötü gitti. Trabzon da buradan kendine bir kar çıkardı, fayda sağladı. Aslında Trabzon iyi de transferler yaptı, iyi de futbol oynadı bu sene. Ben biraz da bir işin daha o tarafındayım. Siz ne dersiniz? Öncelikle Abdullah Hoca'yı, teknik ekibini ve Trabzonspor'u tebrik ederim. Çok değerli bir şampiyonluk. 38 yıl sonra. Doya doya kutlasınlar. Ben Abdullah Hoca özelinde ve sonra Trabzonspor özelinde bu konuyla Trabzonspor şampiyonluğuyla alakalı benim de ilgimi çeken ve birçok kulübünde yapması gerektiğini düşündüğüm bazı başarılı ipuçları var Trabzonspor'da. İyi antrenör her yerde iyi antrenör. Şimdi Abdullah Hoca Başakşehir'i çalıştırdığında orada da şampiyonluğa yakında olamadı. Sonra bir Beşiktaş serüveni var. Ve bazı kesimler tarafından da işte Başakşehir daha baskısız bir takım. Beşiktaş baskılı, evet, olmadı falan yorumları vardı. Ama ben böyle düşünmüyorum. İyi antrenör her yerde iyi antrenördür. Bunu da zaten Trabzonspor şampiyonluğuyla Abdullah Hoca net bir şekilde bunun cevabını verdi. Antrenörünüze inanırsanız, güvenirseniz, onunla birlikte hareket edebilirseniz, yetkinliğine itimat ederseniz, oluyor işte. Trabzonspor da Abdullah Hoca, evet, yaptı. Beşiktaş'ta da yapabilirdi. Tabii sizin nasıl yaklaştığınızla alakalı biraz daha sabırlı olmak gerekiyordu. Tabii. Olmadı orada. Trabzonspor kulübünün de mesela herkes kongrelerle,
transferlerle uğraşırken onlar planını çok erken yaptı. Evet. Bunlar çok önemli şeyler. İyi organizasyon, iyi plan ve iyi antrenör size hem sportif başarı sağlar hem de kulübünüze öz sermaye olarak oyuncu, oyun planı, bir felsefe, bir politika getirebilir. Şu anda Trabzonspor'da bu başarıldı. Hı hı. Zaten son maçtan sonraki basın toplantısında da gelecek yılın planları da hazır dedi. Evet. Bu çok kıymetli yani. Türk futbolunda çok alışılmadı bir şey bu. Evet, evet. Çünkü biz sürekli günlük hareket ediyoruz. Ve transfer ayının sadece bizim için Haziran-Temmuz olduğunu zannediyoruz. Zaten böyle bir ayda yapılandığınız zaman işin içinden çıkılmaz hal alıyor. O da başarısızlığın bence en önemli etkenlerinden. Ben mesela bu sezon Kayseri'de yaşadım. 29 Ekim'de takımı topladım. Elimde 13-14 tane oyuncu vardı. Onlarla antrenman yaparken sürekli oyuncular gitti. Gitti iki geldi. Son mesela oynadığım Altay maçına giderken takımda 4 tane 29 Haziran'dan beri antrenman yapan oyuncu vardı. Ve hepsi bir hafta önce gelmiş, iki hafta önce gelmiş, 10 gün önce gelmiş. Bu oyuncularla de lig de başlıyor. Yani başarılı bir takım yaratamıyorsunuz. Bir zamana ihtiyacınız var. En azından önce Trabzonspor gibi daha erkenden plan yaparsanız daha hazırlıklı giriyorsunuz. Hı-hı. Yani tebrik etmek lazım. Evet. İyi bir iletişim var. Başkan, antrenör, oyuncular, camia ve daha da kıymetli olan bir şey daha var. Taraftarı da sahanın içine çekmeyi başardılar. Evet. Abdullah Hoca başardı. Beraber evet. savunma yapacağız, beraber hücum yapacağız dedi. Yani tebrik ediyorum ama benim Trabzonspor şampiyonluğu açısından biraz önce söylediğim cümlelerin kıymetli olduğunu, tabii. bunların Türk futbol kulüplerinde de çoğalması ve planlanması gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle, aynen öyle. Evet. Biz de bir kez daha tekrar tebrik etmiş olalım Trabzonspor'u. Başarılar dileyelim önümüzdeki sezon evet. içinde. Şimdi onlar için erken tabii açılacak iyice sezon. Şimdi hocam geçelim Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'de hocam ben nasıl diyeyim size? Şimdi üzülüyorum demeyeyim de. Yani vicdanım rahat değil İsmail Kartal konusunda. Şimdi çok güzel bir ivme yakaladı. Ama bir yandan da teknik direktör görüşmeleri gerçekleştiriliyor. Tamam gelirken söylendi yani hani geçici bir süre için ama hani bu başarıyı bence İsmail Hoca da beklemiyordu kendisinden yani. Bayağı bir güzel gitti her şey. Yani vicdanım çok rahat değil açıkçası Jorge Jesus konusunda. Yani gelmemesi gerektiğini düşünüyorsunuz. Yani İsmail Hoca'yla de devam edilmesi. Bir dakika öyle de diyemem şimdi Jorge Jesus yani ama vicdanım rahat değil yani. Ama bazen futbolda böyle şeyler oluyor yani. Evet İsmail Hoca çok başarılı. Herhalde ben tahmin ediyorum Fenerbahçe'nin karar vericileri şöyle bir şey düşündüğünü düşünüyorum. Yani eğer çünkü çok antrenör sirkülasyonu oldu ve Fenerbahçe uzun zamandır başarılı değil. Hı hı. Biz daha garantiye gidelim. Garanti neyse nasıl bakılıyorsa bilemiyorum ama tabii gerçekten ama şartlar da değişebilir. Şöyle şartlar değişebilir. Şimdi İsmail Hoca geldiğinde iddiasız bir Fenerbahçe vardı. Evet. Sıralama olarak da bayağı aşağıdaydı. Burada baskı yok. Beklenti yok. Bu bir avantaj. Ama bir taraftan da Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi kulüplerde, Trabzonspor gibi kulüplerde, büyük camialarda oyuncular hedeften koptuğu zaman onları tekrar konsantrasyon sağlamak, maç kazanır hale getirmek de güç. Burada İsmail Hoca başarılı. Yani hiçbir iddiası kalmayan bir takımı kendi dokunuşlarıyla ayağa kaldırdı. Ama Jorge Jesus da çok iyi bir antrenör. Sizin dediğiniz aslında şimdi daha net anlıyorum böyle konuştukça daha çok anlamaya başladım. Ama tabii ben Türk bir antrenör olarak bu ülkede olduğum için ben de İsmail Hoca veya bizim ülkemizden bazı antrenörler çalışsa daha iyi olur diyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. Futbolda pasaport veya yabancı, Türk, ben futbolun böyle bir şeylik olmaması gerektiğini düşünüyorum ama duygusal olarak da bir Türk antrenör çalışsa ben daha memnun olurum. Ama Fenerbahçe için hayırlısı olsun. Biz bilemeyiz yani orada neler oluyor, evet. ne düşünülüyor.
Yönetimin daha detaycı, daha çünkü çok risk altındalar, çok baskı altındalar. Uzun zamandır Fenerbahçe'yi potada tutamıyorlar. Hayırlısı olsun Türk futbolu adına, Fenerbahçe adına, İsmail Hoca adına. Evet. Öyle diyelim. Öyle diyelim. Siz genç oyunculardan çok iyi anlarsınız hocam. Estağfurullah. Arda Güler'i sormak istiyorum size. Ne düşünüyorsunuz Arda hakkında? Son yıllarda izlediğim oyun zekası en yüksek oyuncu. Çok sahanın Arda'yı izlerken oyun içine çok akıl getiriyor. Çok boş alan arıyor. Bunlar bu yaşta böyle Allah vergisi yetenekleri de var. Biraz sadece atletik açıdan Avrupa standartlarında oynayabilecek bir oyun zekası var. Teknik kapasitesi de bunlara elverişli. Biraz atletik açıdan oyuncunun gelişimine çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bizim en büyük problemlerimizden bir tanesi bu. Bizde yetenekli oyuncu çok var. Ama atletik açıdan, fiziksel açıdan oyuncuyu hazırlayamadığımız zaman yurt dışına gittiği zaman oralarda zorlanıyor. Çünkü ben Bursa'da Ali Akman'la beraber çalıştığımda bunu yaşadım. Zeki Çelik'te de yaşadım. Onlar Avrupa'da Frankfurt'a gidince Cenk Özkaçar, o da Lyon'a gidince orada sadece atletik açıdan oyuncuları o seviyelerde oynayabilecek şekilde 6 ay rehabilitasyonu alıyorlar. Yani ben Arda'nın çok ciddi yetenekli bir oyuncu olduğunu, birileri Alex'e benzetiyor. Evet, evet. Evet, ondan biraz esinlenmiş, onu izlemiş belli ki. Ama daha ilerleyen zamanda bir De Bruyne profilinde de bir oyuncu gibi. Çünkü set hücumlarında, yani kalabalık savunmalarda da becerili. Geniş alanlara kaldığı zaman da topu kullanıyor. Son yılların bence en yetenekli oyuncusu Arda. Hocam sizce hangi lige gider buradan? Yani hangi ligde daha uyumlu oynar sizce Arda? Transfer olursa bir gün. Bence Arda böyle İspanya. Gerçi artık İngiltere'de eski futbol yok. İngiltere'de sürekli birinci bölgeden üçüncü bölgeye vurulan uzun toplarla oyunlar vardı. Çünkü İngiltere futbolunda çok büyük bir değişim oldu. Marcelo Bielsa, Pep Guardiola, Leo, Thomas Tuchel, Klopp, Pochettino, bunlarla beraber İngiliz futbolu çok değişti. Yerden daha iyi oyunlar oynanıyor. Eskiden çok daha kanat orta yüksek toplarla oynanan oyun. Bu antrenörlerin İngiltere'ye gelip İngiltere futbolunda çok ciddi bir değişime sebebiyet verdi. Tabii gene bir şeyi unutmadan, fiziksel anlamda o seviyelerde oynayacak oyun zekası var, yeteneği de var. İngiltere, İspanya, oralarda ona daha uygun oyunlar olduğunu düşünüyorum. Özellikle İspanya ona daha uygun yerden, ama İngiltere'de de o oyunları var. O seviyelerde oynayabilir. Oyuncuda o oyun zekası, o oyun görüşü var. Ama işte o fiziksel durumu çok da küçük daha. Evet. Bence de çok da doğru zamanda kullanıyor İsmail Hoca. Son çok günlerde... eleştirilmişti. Ama şöyle bir şey var. Koruyorum Arda'yı demişti, hatırlıyor musunuz? Ama korumak zorunda kalıyorsunuz. Şimdi buna çok böyle itiraz eden arkadaşlar var basında veya yorumcu arkadaşlar. Siz birebir bir takım şeylere antrenmanda şahit olduğunuz için oyuncuyu koruma ihtiyacı hissediyorsunuz. Korumaktan kastınız şu, oynatmayalım değil. Yavaş yavaş bir adaptasyon süresi verelim. Az bölümler verelim. Daha sonra da maçına göre kullanalım ki oyuncu özgüven anlamında kayba uğramasın. Çünkü böyle oyuncular özgüven kaybına uğradıktan sonra geri dönüşleri biraz güç oluyor. Çok. Çünkü kendileriyle çok konuşuyorlar. Bir de genç oyuncuların grafikleri çok inişli çıkışlıdır. Genç oyuncuyla ben fazlasıyla çalıştığım için size bir hafta burada oynar, bir hafta burada oynar. Biraz sabırlı olmak lazım. Adaptasyon süresi var. Tabii bu arada da oyuncuyu hem atletik açıdan hem taktik açıdan da beslerseniz bence Fenerbahçe Arda'yı doğru kullandı. Yani çok netim o konuda. Çünkü ben yaşadım bunları. Ali Akman'da yaşadım. Zeki'de çok yaşamadım. Zeki genetik olarak biraz daha güçlü bir oyuncuydu. Hani biraz daha kırılgan duruyordu. Yani bu aslında oyuncunun kişisel özellikleriyle alakalı. Mental durumu, kaygılı mı oyuncu? Oyuncunun üzerinde
bir maçta çok kötü de oynayabilir Arda bu arada. Normaldir yani. Tabii haliyle. Ama onun üzerinden kalkabilir mi? Eğer kalkamazsa siz antrenör olarak kendinizi şurada sorumlu tutabilirsiniz. Ya bu maç Arda'yı oynatmamam gerekiyordu. Hı hı. Aslında bu maçlık değildi, kırılabilirdi diye korumam diye konuşulan mevzu bu. Hı hı hı. Şimdi bizde bir Salih Uçan meselesi var mesela. O da Fenerbahçe'de ya. Böyle bir altın oradan geldiğinde böyle bir zamanda oynadı. O zaman Ersun Hoca Fenerbahçe antrenörüydü. Hı hı. Fiziksel çok problemleri vardı. Hı hı. Fenerbahçe'de çok kötü maçlar da oynadı o fiziksel. Mesela bir Konya maçı hatırlıyorum. İki tane taçtan şarjda onun tarafından gol oldu. Hı hı. Sonra Roma'ya falan gitti. Biz geçen sene Alanya'da biraz daha performans verdi. Ondan sonra İstanbul'a geldi. Beşiktaş'a geldi. Evet. Yani. Ama yine istenen performans alınamadı. İşte o dönem, evet, o dönem o işte Arda gibi. O da Arda ondan daha farklı yetenekleri var. Evet, ben evet. Özellik olarak öyle demiyorum ama biz böyle vakalarla çok karşılaşıyoruz. Mesela Muhammed Demirci vardı. Ben de çalıştım İstanbul Spor'da. Evet. Barcelona'ya gitti. 10 yaşında ana haber bültenlerine çıktı. Yani korumayalım. Muhammed Demirci şu anda Erzincan'da oynuyor herhalde. Böyle çok vaka çıkıyor. Yani korumaktan kastımız oynatmayalım değil. Tabii ki oynatalım. Süre, zaman, maç. Oyuncuyu geliştirelim. Her şey hazır olduğu zaman kullanalım. İnşallah yolu açık olsun. Çok umutluyum. İspanya, İngiltere öyle liglere gidebilir diye düşünüyorum. Bir de Emirhan var tabii, onu da sormak istiyorum özellikle. Emirhan da şimdi, Emirhan İlkan. O da güzel bir çıkış yakaladı. İyi de performanslar gidiyor. Genç. Tabii aslında Türkiye'deki futbol iklimi çok değişmeye başladı. Değil mi? Şartlar bizi üretmeye aslında yıllar önce belki de uzun zamandır bu mesajları Türk futbolu yapısı ve paydaşları içinde çok buna benzer mesajlar geliyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun, kulüplerin lokalde, genelde ülke futbolunun yapılanması gerektiğini ve üretmesi gerektiğini, bir takım güçlü organizasyonlara ihtiyacı olduğu çok net. Şimdi böyle bir ortamda Arda, Emirhan, böyle oyuncular çoğalmalı. Biz böyle bir iki tane saymamalıyız. Evet. Evet, yani o kadar da hepimiz heyecanlanıyoruz. Böyle genç, yetenekli Türk oyuncularından. Emirhan da çok yetenekli bir oyuncu. Onda da mesela aynı şeyleri görüyorum. Biraz daha Arda ondan biraz daha yumuşak bir oyuncu. Onun da kendine ait bazı özellikleri var. İnşallah yolları açık olsun. İnşallah. Allah sayılarını arttırsın. Zaten yurt dışında mihmanderler var. Onlara da buradan selam olsun. Evet. Benimle çalışanlar var. Doğan Alemdar, Cenk Özkaçar, Ali Ço, Ali Akman, Zeki Çelik. Görüşüyor musunuz hala? Evet. Sağ olsunlar. Onlar beni çok duygulandırıyorlar. Bana sık sık mesaj atarlar. Arada bir ararlar. Duygulu benim açımdan. Yani çok önemsediğim bir şey. Bir oyuncunun kariyerine yön verebilmek, bir de yurt dışında hem ülkeyi temsil etmek, tabii. Hem sizinle alakalı en kıymetli cümle, biz Yalçın Hoca'dan bir şeyler öğrendik demeleri benim için çok kıymetli. Kesinlikle öyle. Sağ olsunlar, hepsi de bunları hem yaptıkları röportajlarda hem de dost meclislerinde söylüyorlar. Eksik olmasınlar. Dualarım onlarla, Allah yollarını açık etsin. Pırıl pırıl gençler, aynen öyle. Daha da iyi yerlere gelsinler inşallah diyelim. Sizin de dokunuşlarınız burada tabii ki çok önemli hocam. Biz teşekkür edelim size. Rica ederim. Valerian İsmail. Şimdi Sergen Hoca bir gitti. O gidişi bir zaten böyle pek kimse kabullenemedi tabii. Çünkü artık yani Beşiktaş taraftarıyla, kulüple artık bir olmuş bir isim. Ardından bir Önder Karaveli dönemi oldu. Şimdi de Valerian İsmail. Enteresan tabii. Yani biz daha önce hiç duymamıştık Valerian İsmail'i. Siz ne dersiniz? Böyle acayip gol sevinçleri oluyor falan. Yardımcısı bayağı. Oyunu yaşıyor. Antrenör agresif. Zaten hocam başarılı olur mu? Başarılı olur mu?
Valer İsmail mi başarılı olur mu? Bilmiyorum. Bu üçlü sistem çok tartışılıyor. Kendisi de mesela çok ısrarcı üçlü sistemde oynamakta. Şimdi ben hem araştırdığım zaman hem başka teknik direktörlerle de konuştuğum zaman evet üçlü sistem çok zevkli bir oyun ama o sisteme uygun oyuncularınızın olması gerekiyor diyorlar. Şimdi bu adam geldi, var olan oyunculara üçlü sistemi oynatmaya çalışıyor. Haliyle belki oyuncular uygun değil. Ya ama bilemiyorum. Türkiye'de hep üçlü sistem sıkıntı diyorlar yani. Siz ne dersiniz? İnsan bilmediğinden korkarmış. Yani bir de insan bilmediğinin düşmanı da olurmuş. Böyle de bir şey var. Bunlar aslında bir program yetmez. Çok anlatmak lazım. Ben hemen kısa özet geçeyim. Ben nasıl bakıyorum? Beşiktaş takımında birçok oyuncu bence daha önce geldiği kulüplerde üçlü savunmaları falan oynamıştır. O yıldız oyunculardan diyorsunuz. Oynamıştır değil yani. Evet. Çünkü evet. Avrupa'da çok oynayan böyle dizilişleri oynayan antrenörler var. Bu bir. İkincisi antrenör üçlü savunmalarda oynayacak profildeki oyuncuları gözlemlemiştir. Şimdi Valerian İsmail buraya pazartesi çağırdınız, salı geldi. Beşiktaş takımını sahanın içinde görmedi yani. O Beşiktaş'la temas ettiğinde Beşiktaş maçlarının birçoğunu izlemiştir. Hmm. Üçlü diziliş oynatabilir miyim? Hangi oyuncuları nerede kullanabilirim? Hı-hı. Diye bunları hesap yapmıştır bunlar üzerinde. Zaten geldiği takımlarda da üçlü savunma çok oynamış. Evet. Yani bu bence çok sığ kalır. Yani Beşiktaş takımı üçlü savunma oynamaz. Neye göre oynamaz? Ne oynar? Bir de üçlü Türkiye'de olmuyor. Hep böyle diyorlar. İşte dedim ama özet orada. İnsan bilmediğinin düşmanıdır, bilmediğinden korkar. Ben çalıştığım takımlarda üçlü savunmalar da oynadım. Dörtlü de oynadım. Biz sadece savunma hattından ibaret değil ki diziliş. Siz arkaya üçlü oynuyorsunuz ama orta saha ve hücum bölgesi var. Orada da dizilişte. Mesela 3-4-3 mi oynuyorsunuz? 3-1-4-2 mi oynuyorsunuz? 3-5-2 mi oynuyorsunuz? 3-4-1-2 mi oynuyorsunuz? 4-2-3-1 oyunu, dörtlü savunma diyorsunuz. Orada da öbür hatlar var. 4-2-3-1 mi, 4-3-3 mü, 4-3-1-2 mi, 4-1-3-2 mi? Yani dizilişler üzerinden futbolu olur olmaz diye yorumlamak çok sığ bir düşünce bence. Orada dizilişten bağımsız antrenörün filozofisi, felsefesine bakmak gerekiyor. Şimdi Valerian İsmail çok öyle topa sahip olarak o fazlasıyla topa sahip olarak bir oyun oynama tarafında bir antrenör değil. Daha dinamik oyunlar oynuyor. Evet. Daha gitgeller oynuyor. Daha çok ön alan baskıları var. Bu oyunu oynamak zor atletik açıdan. Neden zor? Çünkü biz Türkiye'liler olarak çok yaş olarak yüksek oyunculardan kuruluyuz. Evet. Avrupa'nın en yaşlı ligi biziz. Bu gitgel oyunlarda sürdürülebilir olması açısından Beşiktaş'ın yaş ortalamasını bilmiyorum şu an itibariyle. Bakayım ona da ben merak ettim. Bu oyunları oynamak ya iyi bir antrenman geçmişi gerektiriyor ya da oyuncuların yaş olarak bu dinamik oyuna cevap vermesi gerekiyor. Burada zorlanır. Perişan oldular kaç haftadır gitken. Ama burada zorlanır. Yani işin bu tarafında zorlanır. Ama evet. Üçlüymüş, dörtlüymüş falan. Bence artık ülkede bu ülke futbolunda bunların konuşulmaması gerekiyor bence. Şimdi üçlü oynar, dörtlü oynar. Bir şey değişmiyor yani. Siz malzemenizi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. O zaman şöyle mi bakmak lazım? Conte gidip üçlü oynuyor. Orada bir de şöyle bir şey var. Benim de karşılaştım. Burası Türkiye. Bizim oranın futbolu burada olmaz. Bizim oyuncular ona oynayamaz. Siz kendi kendinize sınırlarınızı koyuyorsunuz. Biz her oyunu oynayabiliriz. Bu ülkede çok yetenekli oyuncular var. Evet. Var. Bizim ülkemizde yetenekli oyuncu var. Antrenör anlamında son zamanlar çok gelişmeye başladık. Bu inşallah böyle devam eder. İnşallah. O zaman emin olun, Allah ömür versin. Herhalde bir 5-10 sene sonra hiç kimse böyle üçlü Türkiye'de oynanır oynanmaz demeyecek yani. Evet. Ben öyle inanıyorum. Kesinlikle. Felsefe daha mühim. Yani diziliş özelinde. Çünkü diziliş sürekli değişkenliği gösteren bir şey. Mesela şöyle. Top rakibe geçtiği zaman sizin tahta yazdığınız diziliş değişiyor. Atıyorum 4-2-3-1 yazdınız. 10 numara oyuncunuz baskıya çıktı. Diziliş 4-4-2 oldu. Top size geldiği zaman bir tane oyuncunuz geldi.
merkez stoperlere doğru yanaştı. Bir baktınız 4-1-3-2 çıkmışsınız veya 4-3-3 çıkmışsınız. Yani diziliş üzerinden oyunu yorumlamak çok doğru değil. Sığ. Batshuayi'ye ne diyorsunuz hocam? Bu çocuk niye olmadı ya? Yanlış mı kullanıyoruz acaba? Bilemiyorum yani. Vuramıyor bir türlü tabii. Penaltılar kaçırdı. Şimdi gol becerisi biraz düşük bir oyuncu. Son vuruşları mı? Orada evet. Ama kıymetli bir şey de var. Sürekli pozisyona giriyor. Üretemiyor ama pozisyonu üretiyor ama skor yapamıyor. Bilmiyorum yani evet biraz skorer olma konusunda problemleri var oyuncunun. Ama tutmadı burada yani. Bilmiyorum siz daha iyi biliyorsunuz. Söyleyin hocam söyleyin. Yani daha iyi oyuncular Beşiktaş alabilir yani. Sörloth tutar mı Beşiktaş'ta? Şimdi Trabzon'daki performansını hatırlayın. Tutar şöyle. Ama bir tabii gitti. Sörloth rakip kaleye yakın yerlerde daha etkili bir oyuncu. Fiziksel avantajları var. Türkiye Ligi'nde zaten çok fark yaratıyor. Ama Leipzig'de aynı şeyleri yapamadı. Yapamadı. Ama kolay değil. Bizim ligimiz biraz Avrupa Ligi'ne göre kolay. Yani bazı oyuncular burada fark yaratabilir yani. Tabii. Ama ben tabii Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray onların biraz daha oyuncu kalibrelerinin daha üst seviyede olması gerektiğini düşünüyorum. Yani yabancı oyuncu özelinde söylüyorum. Para yok hocam, para yok. O zaman Türkleri oynatalım, ne güzel. Aynen öyle. Mesela alt liglere biraz daha önem versek, scout ekiplerimizi böyle Afrikalara göndereceğimize böyle bir birinci lige yönelsek aslında. Olacak inşallah, öyle bir durum var şu anda. Evet, peki. Bir de çok kısa hocam Galatasaray'a da değinelim. Fatih Terim döneminde yapılan transferler, verim alamıyorlar şu anda. Torrent'te zaten... Torrent Hoca yani bir şey diyemiyorum kendisine. Gitmek şimdi de istemiyor Galatasaray, bu kadarıyla. Galatasaray'ı yorumlarken göz ardı etmememiz gereken bazı değişimler var. Şimdi Fatih Hoca orada bir... Proje. Evet. Şimdi çok genç oyuncuyla, takımı bu kadar genç oyuncuyla donatırsanız yarışamayabilirsiniz. Bunu bir kere camialar kabul edecek. Tabii... Bu istediği kadar oturup siz kulübün içinde bir plan, bir proje yapın ama bu işin taraftar kısmı var ve basın kısmı var. Sizin de takımımızın ismi Galatasaray ise kabullenilmeyen şeyler var. Tabii. Ya herkese kulağınızı tıkayacaksınız, bu yolda gideceksiniz. Ve çünkü bir proje, bir plan yapmışsınız. O plan üzerinde ısrar, çok genç oyuncular aldı Galatasaray. Çok. Yani, bu kadar genç oyuncularla yarışamayabilirsiniz. Olabilir. Evet. Çünkü bu bir yatırımdır. Zaman ister. Siz bugün gidip altın alsanız zamanla kazanırsınız. Yani bir zamana ihtiyacınız var. Bence o planlama doğruydu. Net bir şekilde doğruydu. Ben Avrupa'da da başarı vardı. Tabii Avrupa kupaları oynuyordu. Galatasaray eğer biz ve ülkedeki bu futbol iklimi sürekli biz 30 yaş üzeri oyuncuları transfer edersek her sene 2 senede bir kadro değiştiriyoruz. Ama şimdi Galatasaray'ın elinde 5-6 sene, 7 sene performans verebilecek yaş kategorisinde oyuncular var. Bu çok kıymetli. Burayı kıymetli görüyorum. Tabii içeride ne oldu? Fatih Hoca'yla ne konuştular? Ne oldu? Neden gitti? Ben oralarını bilmiyorum. Ama planın doğru olduğunu söyleyebilirim. Torrent Hoca konusuna gelince de zaten Galatasaray girdaba girdikten sonra maç kazanamama o psikolojiyle bir torrent durumu var. Bütün basın da eleştiriyor, yorumcular da eleştiriyor. Ben de görüyorum. Ama şu taraftan da bakmak gerekiyor. Çok önemli bir şey söyledi bir gün bir röportajda. Onun gidip maç sonunda, onun gidip kalmasıyla alakalı bir soru sordular. Gidebiliriz dedi, problem değil dedi. İşte Türkiye'nin sabırsız olduğundan bahsettiler falan. Dedi buralarda... Bu ülkede dedi, dünya şampiyonları gitmiş 3 ayda dedi. Avrupa şampiyonları gitmiş 3 ayda dedi. Bence iyi bir özet söyledi. Evet. Şimdi Torrent bir kere herkes tarafından şu anda çok kötü antrenör olarak adlandırılıyor. Evet burada bir takım skorlar alamadı. Ama bu kadar kaoslu ortamda kendi zaten sürekli onu söylüyor. Ama Torrent'e kötü antrenör demeye benim dilim varmıyor. Bravo hocam.
Çünkü hakkını yemememiz gerekiyor. Background'unda çok ciddi bir Pep Guardiola var. Evet. Ve La Masia, Katalan, mesela Barcelona 100 yılın takımında pozisyon oyununu kurgularken, yaparken bu adam bu oyunun içindeydi. Bu planların içindeydi. O sahada bir antrenördü. Arkadan Bayern Münih, Manchester City. Şimdi ya kimse yanlış anlamasın. Pep Guardiola'nın yanında ve bu kadar büyük kulüplere gelip yardımcı olacaksınız. Kolay bir şey değil yani. Avrupa'da siz şöyle şey sanıyor musunuz ki Pep Guardiola ile ilgileniyorlar, teknik ekibinin donanımıyla ilgilenmiyorlar. Olabilir mi böyle bir şey? Hadi Pep Guardiola kapıdan girdi, 7 kişi de getirdi, ne olduğu belli değil. Yani bu, şu andaki muamele o yani. Olmayabilir. Antrenör bazen skor almayabilir. Hı hı. Bu Jose Mourinho da dünyanın en çok kupa alan antrenörü. Son 4-5 yıldır çok başarısız sezonlar geçiriyor. Evet. Olabilir. Böyle dönemler olabilir. Yıllar da olabilir. Ama kötü antrenör ifadesi çok ağır ve hak edilmemiş bir ifade. Bu adam kötü antrenörse Pep Guardiola'nın da City'de, Barcelona'da nasıl çalıştı? Hı hı hı. Ne yaptı yani? Çok doğru. Bence demem. Yani olabilir. Skor alamıyor. Bunlar normal şeyler. Hayır, kulüp çok kaotik. Oyuncular tabii. Çok genç. Tabii. İstediği şeyleri yaptıramıyor. Ben farkındayım. Ben mesela Torrent'le alakalı yeri gelmişken şunu da anlatayım. Benim yardımcı antrenörlerim İspanya'dan bir online kurs için biz bir ücret ödedik. Bir online kursa girdik ve kurs verileri geldi. Ben baktım mesela pozisyon oyunlarının bütün detaylarında Torrent var. Aa. Barcelona'da pozisyon oyununu kursun özeti şu. Takımınıza nasıl pozisyon oyunu oynatabilirsiniz? Hı hı. Hangi level'lardan başlamanız lazım? Rondo denen dar alandaki oyunlar var. İspanyollar Avrupa'da rondo diye kullanılan. O oyunlardan örnekler var. Oyuncuları nasıl antren edeceğiniz, nasıl takıma bu pozisyon oyunu geçireceğiniz. Japonya'da bir antrenör var. O da Pep Guardiola'nın ekibinden. Barcelona'da. O da ayrılmış. O Japonya'da teknik direktörlük yapıyor. Torrent de buraya gelmiş. Ve bu pozisyon oyunu kursunun müfredatını hazırlayanlardan Torrent. Ve ben çok beğendim yani. Şimdi nasıl kötü antrenör diyeyim ben? Diyemezsiniz tabii. Demek ki işte bazen... Olabilir. Futbol bu. Yalnız futbol, zaman mı diyeyim? Hayır ama futbol öngörüsü olan bir oyun değil. Kulüp de kaotik yani. Şimdi evet, doğru söylüyorsunuz. Şartlar, yani baksanıza başkan yok. Siz bana hangi şartlarda bir ortam sundunuz ve ne bekliyorsunuz? Evet. Evet. Bu böyle soruları kimse sormuyor bence. Çok doğru. Vallahi. Bunlara bakmak gerekiyor. Tabii. Biz çok böyle sağlıklı bir kulüp verdik. Şimdi tabii bunun karşısında da şey diyorlar, işte İsmail Hoca geldi, kazandı. Ama Fenerbahçe kadrosu ve Galatasaray kadrosu arasında ciddi farklar var. Burada en önemli şey genç oyuncular ve genç oyuncular. Bakın gene aslında ilk yayının başına dönüyoruz. Genç oyuncuların inişli çıkışlı grafikleri, hı hı, ve genç oyuncuların özgüven kaybı, maç kazanamama. İşte Galatasaray bunu arka arkaya yaşıyor. Hı hı. City, Liverpool maçlarında plan yapan, strateji yapan, o antrenör odasında Pep'le beraber kurguları, stratejileri hazırlayan birisi burada Galatasaray teknik direktörü olup atıyorum Türkiye Ligi'ndeki herhangi bir lig karşılaşmasına mı yapamayacak yani? Ya bazı şeyler oyuncuya geçmiyor demek ki. Oyuncular yapmıyor, yapamıyor. Ya endişe, kaygı. Zaten kendisi de geçenlerde söyledi. Oyuncular sürekli bir belirsizlik var bu kulübün içinde. Sahanın içine gelemiyor. Ben öyle adamın attığını tuttuğunu düşünmüyorum. Yani gerçekten zor. Çünkü antrenörlük yapan biliyor. Kulübün içinde bir takım problemleri varsa, ekonomik veya başka sıkıntıları varsa oyuncuyu sahanın içine getirip o planlarda oynatamıyorsunuz. Bilmiyorum yani, ben öyle düşünüyorum en azından. Çok da doğru anlattınız. Yani, estağfurullah. Torrent izlerse eminim çok duygulanacaktır. Ama ben saygı duyuyorum. Evet, çok haklısınız hocam. City, Barcelona, Bayern Münih nasıl saygı duymayayım? Tabii. Şimdi Fatih Hoca bizden Milan'a gittiğinde ben çok duygulanmıştım. Şimdi bu adam da Katalanya'dan çıkıp İspanya'dan çıkıp böyle Pep Guardiola gibi dünyanın bir numaralı antrenörünün yanında Almanya, İngiltere çalışıyor. Yani saygıyı ben öyle düşünüyorum.
kesinlikle. Ama bizim background'umuz da var. Mesela Delboski'ydi herhalde. Yeniköy kasabı falan dediler. Böyle şeyler söylediler. Evet. Löw var. Almanya'da şampiyon oldu. Mancini İtalya'da şampiyon oldu. Yani pekala burada olmuyor, neden orada oluyor? Hiç bunu sormuyoruz biz. Bu kötü. Neden abi burada olmuyor, orada oluyor? Evet. Aslında enteresan yani. Çok iyi. Acaba zeminde mi bir problem var? Böyle şeyleri de sorgulamamız gerekiyor yani. Sürekli kişilerde mi problem var? Batshuayi geldi, atamıyor. Hep sebep sonuç ilişkisinden geri bildirimler alıyoruz. Dünyanın en top antrenörleri geliyor. İki tane maç kazanamadığı zaman ya Yeniköy kasabı oluyor ya bu antrenör falan değil oluyor. Ya buraları yorumlamak en kolayı ki. Tabii. En kolayı. Aslında yani. İşin içine girmek lazım işte biraz da, doğru söylüyorsun. Daha böyle sağduyulu bakarsak. Doğru. Yani sağduyulu şunu bakmak. Evet, şunu diyebiliriz. Adam geldi. Çok ciddi bir background'u var. Olmadı, başarısız oldu veya maç kazanamadı. Hı hı. Bunlar futbolun doğasında olan şeyler demeliyiz. Yani adama kesin yaftalayıp bu antrenör falan değil. Çok yanlış cümle yani. Antrenör değilse o zaman Bayern Münih'te kulüp değil. Bunu içeri sokmuş, antrenman yaptırmış. City'de yani. Her neyse. Hocam. Çok güzel, yani çok çok güzel noktalara değindiniz. Estağfurullah. Uzun zamandır gerçekten böyle konuşan yoktu. Ben teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ederim. Mutlaka izleyicilerimiz de farklı bir bakış açısıyla bakacaklardır. İnşallah. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben davetiniz için teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Ve en kısa sürede yeni bir, yani nasıl diyeyim size, yeni bir takım. İnşallah. Yeşil sahalarda. İnşallah hayırlısıysa, evet. Böyle kendimizi ifade edebileceğimiz, evet. Yeteneklerimizi, becerilerimizi ortaya çıkarabileceğimiz, geçmişte İstanbul Spor'da birçok takımda olduğu gibi, hı hı. İnşallah Allah öyle bir takım nasip eder bize. İnşallah hocam. Çok teşekkür ben ediyorum teşekkür tekrar. Ederim. Sağ olun. Hoşçakalın. Sevgili izleyenler, Yalçın Koşukavak'la röportajımızın sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.